Merhabalar sevgili arkadaşlar, herkese güzel bir dönem diliyorum hepimize. Siyasi tarih bir dersimizi bu dünem ilk 8 ünitesi artık kitabın tamamı zaten birlikte yürüteceğiz. Dilerim çok güzel bir dönem olur birlikte geçireceğimiz. Bugün sizlerle birlikte kitabımızın ilk ünitesi olan Modern Avrupa'nın doğuşuyla konumuza giriş yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu ünitemizi tamamladıktan sonra öncelikli olarak nelerden acaba söz edeceğiz ünite içerisinde ve sonucunda da nihai olarak neler öğreneceğiz? Kısaca bundan söz ederek bir amaçlarımızı tanımak istiyorum sizlerle birlikte. Öncelikli olarak önemli ortaçağ gelişmelerinin neler olduğunu ve döneme ne şekilde etki ettiğini bu üniteyi tamamladıktan sonra öğreneceğiz birlikte. Ardından yeni çağa başlarken Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasal durumunu açıklayabilecek hale geleceğiz. Coğrafi keşiflerin Avrupa ve dünya tarihi açısından etkilerini tartışabilecek duruma geleceğiz. Ve nihai olarak da Rönesans ve reform hareketlerinin Avrupa üzerindeki etkilerini hem saptayabilecek hem de bunlarla ilgili yorum yapabilecek duruma gelmiş olacağız bu üniteyi tamamladıktan sonra sevgili arkadaşlar. İlk konumuz Orta Çağ'ın mirası. Öncelikli olarak Orta Çağ dediğimiz dönem hangi tarih aralığında nitelendiriliyor ve hangi tarih aralığında söz ediliyor? Bunlarla başlayalım dilerseniz. Hepimizin aşağı yukarı tarih derslerimizden hatırladığınız gibi 395 yılıyla 1453 yılları arası Orta Çağ olarak tanımlanıyor tarihi perspektifte. Bu sürecin ilk başlangıcı aslında aşağı yukarı hatırlıyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nun 395 tarihinde ikiye ayrılmasıyla başlayan bir süreç Orta Çağ. 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı İmparatorluğu da İstanbul'u fethetmesiyle noktalandığı kabul edilir. Bazı tarihçiler ve bazı kaynaklar Kristof Kolomb'un Amerika'yı ilk kez keşfettiği tarih olan 1492 yılına kadar bu süreci getirirler. Fakat genel olarak kabul edilen periyot bu 395 ile 1453 yılları arasında olan periyottur. Bu tarihi sürecin ilk 500 yılı karanlık çağlar olarak adlandırılmıştır. Son 500 yılı ise yüksek orta çağlar olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yaklaşık olarak 1000 yıllık bir süre var ve bu sürenin de ilk 500 yılının ve sonraki 500 yılının nasıl adlandırıldığını bilmekte de fayda var. Şimdi Orta Çağ'ın mirası dediğimiz zaman bu dönemle ilgili gelişmeleri çok kısaca özetleyerek bir giriş yapmak istiyorum. Tarih açısından sınırladıktan sonra olayı. Bu dönemde arkadaşlar günümüzdeki Fransa ve Almanya'nın özellikle güney bölgelerindeki Frank kabilelerinin küçük alanlarda hakimiyet kurma mücadelesi verdiklerini biz görüyoruz. Avrupa'nın güneyinde ise 590 yılında papalık tahtına oturan 1. Gregory zamanında Roma'dan intikal edebilen bazı sosyokültürel mirasın Hristiyanlık çerçevesinde yeniden şekillendirilmeye çalıştığını ve Franklara oranla aslında daha gelişmiş bir uygarlık tesis edildiğini biz görmekteyiz. 687 yılında Peristalli Pepin adıyla anılan bir Merovenş hükümdarının önderliğinde Papa'nın da desteğiyle Franklar artık tek bir yönetim altında birleşiyorlar. Peristalli Pepin'in oğlu Charles Martel ya da Çekiç Charles adıyla anılır. 732 tarihinde Poitiers Muharebesi'nde Müslüman ordularını bozguna uğratıyor ve bu başarısının ardından Papa tarafından kendisi Hristiyanlığın koruyucusu olarak kutsanıyor. Bu süreç içerisinde yine Çekiç Şarl'ın oğlu Kısa Pepin'in 751 tarihinde Papa tarafından
Frankların kutsal kralı olarak ilan edildiğini biz görüyoruz. Böylece Avrupa'da aslında Karolingi dönemi dediğimiz dönemde bu süreçle başlamış oluyor. 768 yılına gelindiğinde Frank tahtına oturan Şarman 814'te ölümüne kadar Batı Avrupa'da yürütmüş olduğu başarılı siyaset nedeniyle Avrupa'nın babası unvanını alıyor. Ve yine bu dönem içerisinde Almanya, Kuzey İspanya ve İtalya'da düzenlenen başarılı bir takım askeri seferlerle devletin sınırlarını genişletiyor. Şarman'ın Frank topraklarına getirmiş olduğu Benediktel keşişleri yoluyla halkın okuma yazma öğrenmesini sağladığını biz görüyoruz. Çok önemli bir girişimdir Şarman'ın gerçekleştirmiş olduğu bu özellikle okuma yazma seferberliği gibi bir uygulama. O döneme kadar ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama ve yine bu süreç içerisinde Karolenji alfabesini geliştirerek Latin harflerini tamamen unutmaktan kurtarıyor Şarman. Şarman'ı arkadaşlar siyasi tarih açısından en fazla önemli kılan olaylardan birisi 800 yılının Noel ayında Roma'daki St. Peter Bazilikası'nda Papa'nın elinden taç giymesi ve Kutsal Roma İmparatoru ilan edilmesidir. Bu siyasi tarih açısından önemli bir olay olarak karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte Şarman'ın ülkesini yönetirken iktidar gücünü kont adı verilen bir takım yerel makamlara devretmesi esasına ve sistematiğine dayanan Ademi merkeziyetçi sistemi benimsemiş olması, onun ölümünden sonra Frank krallığının bölünerek güç kaybetmesine neden olacaktır. Ademi merkeziyetçi sistem, Şarman'ın benimsemiş olduğu yönetim tarzı olarak sonrasında Frank krallığının gücünü azaltan bir periyoda girmesine de neden olacaktır. Ademi merkeziyetçi yönetim tarzı aslında yüzyıllar boyunca bu süreçten sonra bütün Avrupa'yı etkileyen feodalizmi de doğuracaktır. Dolayısıyla feodalist yönetim tarzının başlangıcı Şarman'ın başlatmış olduğu bu ademi merkeziyetçi uygulamalarda yatmakta. Şimdi öyleyse kısaca biz feodalizmden söz etmeliyiz bu dönemde. Özellikle Orta Çağ dediğimiz dönemin incelenmesi sırasında dikkatimizi çeken en önemli yönetim şekli feodalizm. Nedir feodalizm? İçerisindeki kavramlar nelerdir? Bunları kısaca özetleyerek anlatmaya çalışalım. Şimdi feodalizm arkadaşlar toprak sahibi olan kişilerle onu ekip biçen kişiler arasındaki bir ilişkidir. Aslında bu ilişkinin bir noktada siyasi anlam kazanmış şeklidir. Yani bir tarafta toprağı ekip biçenler var, bir tarafta da o toprağa sahip olan kişiler var. Bu toprak sahipleriyle o toprağı ekip biçenler arasındaki siyasi ilişkilerin tamamına feodalizm adını veriyoruz biz. Hükümdarlar destek karşılığında bazı toprakları soyluların yönetimine veriyorlar. Onlar da güvenliklerini sağladıkları köylüleri bu topraklarda çalıştırıyorlar. Yani bu şekilde ilerleyen bir sistemden söz ediyoruz. Hükümdar kendi desteğini sağlamış olduğu soylulara ve soyluların bir kısmına toprakların mülkiyetlerini veriyor, yönetim hakkını veriyor ve onların da içerisinde bir takım köylüleri çalıştırarak buralardan gelir elde etmelerini sağlıyor. Bu tarz bir yönetim şekli feodalizm. Aslında sadece bir toprak yönetim biçimi değil feodalist yönetim. Aynı zamanda siyasal gücün paylaşılması kavramı feodalizmin içerisinde yer alıyor. Karşılıklı bir takım haklar ve yükümlülükler söz konusu yönetenler ve yönetilenler arasında. Yönetimde temsil unsurları da içeriyor. Dolayısıyla pek çok şeyi bünyesinde barındıran bir yönetim şeklinden söz ediyoruz feodalizm dediğimiz zaman. Peki, feodalizm kavramı içerisinde acaba neler var dikkatimizi çeken? Örneğin lord dediğimiz kişiler kimler, kontlar kimler, dükler kimler? Bunları da kısaca tanımlayarak ve anlatarak içerisinde olmazsa olmazı, feodalizmin olmazsa olmazı kavramlarına değinmeden geçmeyelim. Kont dediğimiz kişiler aslında aşağı yukarı ortalama 100 hektarlık tarım alanını denetimi altında bulunduran kimseler yaklaşık olarak.
Malikane adıyla anılan bölgelerde yaşıyorlar ve bu bölgelerde egemenliklerini sağlamlaştırmak için düzenli olarak silahlı kişiler besliyorlar topraklarında. Lordlar yine feodalizm içerisinde görev yapan kişiler. Bunlar zamanla kontlar arasında güçlenerek bu unvana sahip oluyorlar. Bunlar çevrelerindeki kontları kendilerine tabi hale getiriyorlar ve lorda tabi olan kontlara da vassal adı veriliyor. Dükler de zamanla aslında büyük lordlara verilen isim. Yani hiyerarşi sırayı içerisinde değerlendirecek olursak en üst düzeyde dükler, onun bir altında lordlar, en altta da kontlar yer almakta, feodalizmin çatısı altında. Şimdi feodalizm dediğimiz zaman tarımsal üretim gelişimi sağlayan önemli unsurlardan da tarım devriminden de söz etmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu noktada özellikle tarımsal üretimin gelişiminde önemli rol oynayan nedenleri biz sıralayacağız. Bir kere sevgili arkadaşlar, kuzey kaynaklı bir takım istila hareketleri Frankların güçlenmesiyle birlikte sona eriyor Avrupa üzerinde ve ortaya çıkan bu güvenli ortamın özellikle yaşanan bu istila ortamının sona ermesi nedeniyle topraklarda ortaya çıkan güvenli ortamın çiftçilerin daha fazla alan üzerinde ürün ekmelerini kolaylaştırmalarını sağlıyor. Şimdi güven artınca tarımsal ürün ekip biçme olayı artınca 10. yüzyıldan itibaren tarımsal üretimde yavaş yavaş artmaya başladığını gözlemliyoruz. Bir de bu arada ağır saba dediğimiz ekip biçmeye yarayan o aletin icat edilmesi toprağın daha derinden sürünmesine neden oluyor. Ağır sabanın keşfi toprağın iyi harmanlanarak fazla ürün elde edilebilecek şekilde ekilip biçmesine yol açıyor. Yine buna ilave olarak özellikle yel değirmenlerinin ve su kanallarının Batı Avrupa'da yaygınlaşması da tarımsal üretimi daha da arttırıyor. Aynı anda iki ürünü ekip biçebilmek, toprağın bir bölümünün dinlendirilmesi yani nadasa bırakılması uygulaması dediğimiz üçlü tarla sisteminin kullanılmaya başlanması da tarımsal üretimin hızla artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu sıraladığımız bütün faktörler yan yana geldiğinde özellikle bu dönem içerisinde tarımsal anlamda gelişimin sağlandığını ve ürün fazlasının yakalanmaya çalışıldığını biz görmekteyiz. Yüksek Orta Çağlar dediğimiz, ilk slaytımızda söz ettiğimiz bu Orta Çağ'ın ikinci yarısı yani ikinci 500 yıllık sürecinde acaba neler olmuş? Kısaca bundan da söz edelim sevgili arkadaşlar. Doğu Frank topraklarının yani Almanya'nın kralının birinci Otto istiladan kurtarmış olduğu Papa 12. John tarafından 962 tarihinde Kutsal Roma İmparatoru ilan edilmesiyle başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Yüksek Orta Çağlar Fransa ve İngiltere'de tahtın aslında babadan oğula geçtiği, ulusal monarşilerin kök salmaya başladığı bir dönem oluyor. 987 yılında Hükkapet Frankların kralı unvanını alıyor ve ilan ediliyor. İngiltere ise 1066'da Normandiya Dükü William tarafından istila edilmiştir. Bu sırada Normanlar kıta Avrupası'ndaki feodalizm uygulamasını Britanya'da yerleştirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla 1066 yılından itibaren kıta Avrupası'nda yaşanan feodalizm benzeri bir uygulamanın Britanya'da yerleştirilmeye çalışıldığını biz görüyoruz tarihi süreç içerisinde. İngiltere kralları ile büyük toprak sahibi soylular arasında ve din adamları arasında vergi toplama konusunda bir takım anlaşmazlıklar çıkıyor yine bu dönemde. 1215 tarihinde İngiltere kralı olan John'un Magna Carta Libertatum dediğimiz Türkçe adı Büyük Özgürlükler Sözleşmesi olan belgeyi imzalayarak bazı yetkilerinden feragat ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 1215 tarihi bizim açımızdan önemli. Yurtsuz John ya da İngiltere Kralı John adıyla anılan ve Magna Carta'nın imzalanmasında önemli rolü olan Kral John'un
bu Büyük Özgürlükler Sözleşmesi'ni imzalaması da son derece önemli Yüksek Orta Çağlar döneminde İngiltere'de. Yine bu dönemde Avrupa'da ticaretin canlanmış olduğu, kentlerin yeniden kurulmuş olduğu bir dönem yaşanıyor. Meslek birlikleri dediğimiz loncalar yine bu dönemde etkili bir şekilde hüküm sürmeye başlıyorlar. Öyleyse lonca teşkilatının etkin olduğunu, ticaretin canlandığını, kentlerin kentleşme oranının yüksek olduğunu biz görmekteyiz bu dönem içerisinde. Bu dönemde yine önemli üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta Haçlı Seferleri arkadaşlar. 1071 tarihinde hepimiz biliyoruz Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt Savaşı'yla İmparator Roman Diyojen'in komutasındaki Doğu Roma ordusunu yeniliğe uğratıyor ve Türklerin Anadolu'daki hakimiyet alanı genişlemeye başlıyor bu süreçten sonra. Hristiyanların aslında kendileri için kutsal sayılan Filistin topraklarına hacca gitmelerinin zorlaşması üzerine Papa II. Urban'ın 1095'te söz konusu toprakların ele geçirilmesi için kutsal savaş çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Bu Haçlı Seferlerinin başlangıcını oluşturmuştur. Yani 1071'den sonra Malazgirt Savaşı'nın ardından Türklerin gruplar halinde ve daha büyük gruplar halinde Anadolu'ya girmeye başlaması ve hakimiyeti ele geçirmeleri Hristiyanlar arasında da Haçlı Seferlerini başlatan olayın temelini oluşturmuştur. Başlangıçta Türklerin karşı koyması üzerine Anadolu'dan geçemeyen Haçlı orduları 1099'da Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. 1187 tarihinde Selahattin Eyyubi önderliğindeki İslam ordusunun Kudüs'ü Haçlılardan geri almaya başardığını görüyoruz. 1204 tarihinde 4. Haçlı Seferi düzenleniyor ve bu sırada Latinlerin İstanbul'u ele geçirdiklerini görüyoruz. Filistin'e gitmek yerine bu noktada Doğu Roma'nın başkentini yağmalamayı tercih ediyorlar. İstanbul'u ele geçiriyorlar ve yağmalıyorlar. Bu nedenle 1204 tarihindeki 4. Haçlı Seferi bizim açımızdan son derece önemli. Haçlılara ait olan son askeri kalıntıların 1291 yılında Müslümanlar tarafından ancak yok edilebildiğini ve Haçlı Seferlerinin de bu tarihten itibaren sona erdiğini biz göreceğiz ama kısa ve öz olarak Haçlı Seferleri açısından dikkat etmemiz gereken tarihler bu 1187-1204 yılları ve nihai olarak da 1291 tarihinde tamamıyla bu seferlerin Müslümanlar tarafından yok edildiği bir sürecin yaşanması bizim açımızdan önemli tarihler olarak işaretlenebilir. Yeni çağ başlarken arkadaşlar Avrupa'nın durumu nasıldı? Yani Orta Çağ'ı bitiriyoruz. Yeni çağa gireceğiz. Yeni bir sürece gireceğiz. Bu süreç içerisinde acaba Avrupa'daki durum nasıl? Bunu da bir inceleyelim. Çünkü Yüzyıl Savaşları denilen uzun bir savaş periyodun içerisine girecek Avrupa. Kısaca bundan söz edelim ve hangi devletler arasında yaşanmış bunu açıklayalım. İngiltere ve Fransa krallıkları arasında sevgili arkadaşlar 1337 yılından 1453 yılına kadar süren Yüzyıl Savaşları dediğimiz dönem bizim açımızdan son derece dikkate değer bir dönem. Bu dönem içerisinde feodalizm dönemi savaş biçiminin artık sona erdiğimizi görüyoruz. Feodalizme yönelik son kalıntılar ortadan kalkmaya başlıyor ve özellikle de savaş taktikleri bu noktadan itibaren değişmeye başlıyor. Muharebe alanında yeni bir takım silahların ortaya çıktığını, askeri birimlerin ve taktiklerin yeni yeni kullanılmaya başlandığı bir süreçten söz ediyoruz. Öyleyse feodalizme ait kalıntılar yerini yeni çağa geçişte yeni bir takım askeri taktiklere, askeri birimlere, yeni silahlara bırakıyor. Şövalyelerden oluşan aslında ağır süvari birlikleri bu dönemden itibaren bu yüzyıl savaşları sürecinde Avrupa savaşları içerisinde ve orduları içerisindeki önemini yitiriyorlar. Savaşlar sırasında Fransa'nın feodal bir monarşiden ulusal bir monarşiye dönüşüm süreci de yaşanmaya başlanıyor. Yine ulusal monarşilerin oluştuğu bir dönem bu dönem. Ülkelerdeki iç ekonomik bütünleşme süreci de bir şekilde hızlanarak devam ediyor. Yine aynı zamanda savaşlar sırasında ekonomik sıkıntılar yaşıyor hem İngiltere hem Fransa. Bu nedenle İngiltere ve Fransa krallıklarının sık sık
vergi toplamak konusunda devlet içerisinde yeni bir takım vergi koyma çalışmaları içerisine girdiklerini biz görüyoruz. Her iki ülkede de bu durum meclislerin önemini giderek arttırıyor. Çünkü hem Fransa'da ilerleyen ünitelerde göreceğiz, hem İngiltere'de devlet başkanları, padişahlar, işte krallar vesaire koymaya çalıştıkları vergiler sırasında parlamentoyla sürtüşmeye başlıyorlar. Parlamento yeni koyulacak olan vergilere engel olmaya çalışırken kralların bu noktada daha da fazlasına giderek daha da üst düzeyde vergiler çıkartmaya çalıştıklarını göreceğiz. Dolayısıyla ekonomik anlamdaki savaşlar nedeniyle ortaya çıkan bu çöküntüler devlet içerisinde yeni vergilerin devletlerde koyulmasına neden olacak. Yeni vergilerin koyulması da aslında halkta ayaklanmalara, baş kaldırmalara, parlamento içerisinde karışıklıklara yol açacak. Bu da süreç içerisinde demokratik anlamda yeni bir takım düzenlerin kurulmasına neden olacak. Bu sözünü etmiş olduğumuz devletler içerisinde. İngiltere'de parlamento, Fransa'da ise genel meclis savaşlar sırasında hem aristokrasi hem ruhban sınıf hem de burjuvaziye dayalı klasik yapısına bu noktadan sonra kavuşmaya başlayacak. Şimdi bu süreçte arkadaşlar sözünü etmemiz gereken bir diğer önemli konu İspanya'nın birliğini sağlaması. İspanyol birliği nasıl ortaya çıkmış, nasıl sağlanmış? Bundan kısaca söz etmek istiyorum. Doğuda Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik dönemine girdiği ve doğudaki Müslümanların Avrupa'daki bütün devletler için endişe kaynağı olduğu bir dönemde kıtanın en batısında bulunan Müslümanlar mevcudiyetlerini kaybetmeye başlıyorlar. İspanyol krallıklarına ve Portekiz'e karşı üstünlük sağlayan Kastilya Kraliçesi Isabella ve Aragon Kralı Ferdinand'ın 1469 tarihinde evlenmeleriyle bu iki krallık gücünü birleştiriyor. Söz konusu olan İspanyolluk değil aslında bu noktada güç birleşimi konusunda. Katoliklik temelinde bir birliktelik. İki hükümdar bütün İspanya'nın katolikleştirilmesi için Müslümanlara ve Yahudilere karşı etkili bir politika yürütmeye başlıyorlar. Yıl süren savaşların ardından 1492 tarihinde Granada'nın anahtarının Emir 12. Muhammed tarafından Kastilyalılara teslim edilmesiyle Endülüs Emevi Devleti bütünüyle ortadan kalkıyor. Geriye kalan Müslümanların Kuzey Afrika'ya geçmelerine sahne oluyoruz bu noktadan itibaren. 31 Mart 1492 tarihinde sevgili arkadaşlar, Isabella ve Ferdinand tarafından yayınlanan kovma fermanı ya da en fazla tarihte geçen adıyla Elhamra kararnamesiyle İspanya'daki bütün Yahudilerin 4 ay içinde ya Katolikliği kabul etmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri isteniyor. Ülkeden ayrılan Yahudilerin bir bölümü o dönemde Osmanlı Devleti içerisinde Sultan II. Bayezid padişah olarak bulunmakta. II. Bayezid'in gönderdiği gemilerle Osmanlı topraklarına getirtiliyor. Daha çok ticaret ve liman kentlerine yerleştiriliyor bu tarihten itibaren. Dolayısıyla bu süreçten sonra İspanya Birliği'nin yavaş yavaş ortaya çıktığını, bütünüyle Yahudilerin dışlandığını, belli bir çoğunluğuna Osmanlı Devleti'nin bu noktadan itibaren sahip çıkmaya çalıştığını II. Bayezid döneminde görmekteyiz. Peki bu süreçte yaşanan aslında coğrafi keşifler dediğimiz süreç nasıl işlemiş, nasıl olaylara sahne olmuş? Kısaca bundan da söz edelim dilerseniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun arkadaşlar 14. yüzyıldan itibaren Çin ve Hindistan'a kadar uzanan ipek ve baharat yollarını denetimi altına alması, Avrupalıların kendileri için çok karlı olan bir takım pazarlara ulaşabilmek adına farklı pazarlar aramalarına neden oluyor. Çünkü Çin ve Hindistan üzerinden giden ipek ve baharat yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçince yeni bir takım yolları aramaya başlıyorlar Avrupalılar. Özellikle Osmanlıların 1453 tarihinde İstanbul'u fethetmelerinin ardından
Avrupalı bir takım gemicilerin bu yöndeki çabaları daha da hız kazanıyor. Çünkü İstanbul'un keşfi önemli bir süreç, İstanbul'un fethi. Bundan sonra yeni keşifler yapılmalı, yeni yollar keşfedilmeli ki farklı güzergahlardan ticaret akışını sağlayabilelim diye düşünüyor kaşifler. Ve bu dönemde coğrafi keşiflerin hız kazandığını görüyoruz. Demek ki coğrafi keşiflere neden olan en önemli olay Osmanlı Devleti içerisindeki gelişmeler. Bu coğrafi keşiflerin özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi bazı Batı Avrupa devletlerinin dünyanın yönetiminde söz sahibi olmalarına ve dönemsel olarak birbiri ardına bir takım güç birliği yaşamalarına neden olacak bir sürecin de başlaması demektir. Çünkü hem Portekiz, hem İspanya, hem Fransa, hem Hollanda, hem İngiltere gibi donanma açısından güçlü olan bir takım devletler bu tarihten itibaren artık büyük ticaret imparatorlukları kurmak adına bir takım önemli gelişmelere sahne olacaklar. 15. yüzyıldan sonra Avrupa ekonomisi ve siyaseti aslında yavaş yavaş kıta sınırlarının ötesine geçerek evrenselleşmeye başlayacak. Bu nedenle coğrafi keşiflerle birlikte bunun altını özellikle çizerek söylemek istiyorum. Birinci küreselleşme dediğimiz süreç yaşanmaya başlanmıştır. Bu birinci küreselleşme sürecinin başlangıcı dünya tarihi açısından coğrafi keşiflerin başlamasıyla paralellik arz etmektedir. Önemli bir süreçtir bu süreç arkadaşlar. 16. yüzyılın başından başlarında bir yandan dünyanın farklı bölgelerine ulaşmak için çok sayıda seferler düzenleniyor. Diğer yandan da yeni dünyanın sömürgeleştirilmesi adına ve bu toprakların zenginliklerinin Avrupa'ya taşınabilmesi adına büyük bir yarış veriliyor. Amerika kıtasında ilerleyen İspanyol komutanlara Fatihler adı veriliyor bu dönemde. İspanyolların hepimizin tarihten okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. İşte çelikten kılıçları var, atları var, zırhları var, öldürmek için eğitilmiş köpekleri var. Yani çok önemli aslında ateşli silahlara sahipler ve teçhizatları çok yüksek. İsyancılar karşısında neredeyse hiçbir güçleri, hiçbir kuvvetleri yok. Hatta giysileri bile yok direnmeye çalışan Amerika kıtasındaki Aztek ve İnka savaşçılarının. Bu noktada Amerika kıtasındaki bu İspanyol komutanlara karşı mücadele veren o eski Amerikan halkının, Azteklerin ve İnka uygarlıklarının hiçbir şansının olmadığını biz görüyoruz. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Amerikan yerlilerinin bütün bu teçhizatsızlıklarına rağmen, silahlarının olmamasına rağmen Avrupalılar karşısında olağanüstü kayıplar vermesinin yegane nedeni bu silahsızlıkları ya da işte giysilerinin, teçhizatlarının olmaması değildir. Asıl en önemli neden bağışık olmadıkları bir takım rahatsızlıklarla, hastalıklarla karşılaşmalarıdır. Bunların başında da kızamık gibi, tifüs gibi, çiçek gibi, difteri gibi, grip gibi hastalık virüsleri gelir. Bunlarla tanışırlar İspanyollarla yapmış oldukları mücadeleler sırasında ve en büyük kayıplar da bu hastalıkların yaratmış olduğu kayıplardır. Yani her ne kadar İspanyollar vesaire savaşan kitleler silahlar açısından üstün pozisyonda olsalar da Amerikan yerlilerinin virüslerle mücadelesinin daha büyük kayıplara neden olduğunu biz görüyoruz. Güney Amerika'nın özellikle altın ve gümüş madenlerini İspanyollar yağmalıyorlar. Bütün bu boş topraklar üzerinde ilerlerlerken kıtaya getirmiş oldukları Katolik misyonerler yoluyla da sağ kalabilen yerlilerin dinlerini zorla değiştiriyorlar. Dolayısıyla Amerikan kıtası üzerinde, özellikle Güney Amerika kıtası üzerindeki ilerleme sırasında İspanyolların izlemiş oldukları en önemli hareket tarzı sağ kalan yerlilerin de Katoliklik bazında dinlerini değiştirmeye zorlanması oluyor. Günümüzde Güney Amerika kıtasında biliyorsunuz halkların çok büyük bir bölümü Katolik. Ve Portekizlilerce sömürgeleştirilen Brezilya dışında bütün bölge devletlerinin resmi dili de İspanyolca. Dolayısıyla
Aslında bu sistematik politikanın sonucu, bütün bu izlenen sistematik politikanın sonucu olarak ortaya çıkan bu dil açısından İspanyolcanın dilleri oluşu, din açısından da Katolikliğin dinleri olarak kabul edilmesi, bu sistematik baskı politikasının ve kabul ettirme politikasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu Amerika kıtası üzerindeki yeni keşiflerin, izlenen yeni toprak parçaları ele geçirme yöntemlerinin, yeni ticaret yolları keşfetme noktasında yapılan keşiflerin acaba sonuçları neler olmuş? Kısaca bundan da söz edelim. Avrupa devletlerinin özellikle deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurmaya yönelik çabaları, bu imparatorluklar arasındaki mücadeleleri 20. yüzyıla kadar bütün siyasi tarihi etkileyen belli başlı konuları oluşturmuştur. Dolayısıyla hem deniz aşırı alandaki bu sömürge imparatorlukları kurma gayretleri hem de bu noktada geçirmiş oldukları değişim ve mücadeleler bütün 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan siyasi tarihin ana konularını oluşturacak. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalılar, sevgili arkadaşlar, dünya hakkındaki bilgilerini arttırmaya başlayacaklar. Yeni kültürleri öğrenecekler ve tanıyacaklar, yeni bitki örtülerini, hayvan türlerini tanıyacaklar. Bu yönüyle aslında incelediğimizde coğrafi keşiflerin bilimsel alana olduğu kadar Rönesans hareketinin gelişmesine de büyük ölçüde katkı yaptığını görüyoruz. Yine benzer şekilde özellikle Katolik Kilisesi'nin dünyaya ilişkin pek çok doğmasının yanlış olduğunun ortaya çıkması, reform hareketinin de hız kazanmasına yol açacak. Yani hem bilimsel anlamdaki gelişmeler hem dinsel anlamdaki gelişmeler, Rönesans ve reform hareketleri yönündeki hızlı bir gelişime, hızlı bir adım atışa neden olacak. Yeni keşfedilen topraklardan Avrupa'ya akan zenginlik arkadaşlar, 16. yüzyılın başından itibaren Avrupa'da büyük bir iktisadi değişimi ortaya çıkartacak. Zenginliklerini olağanüstü biçimde artıran ticaret burjuvazisi hem ticaretin daha serbest hale gelmesine hem de kendi ülkelerinin yönetiminde daha da fazla söz sahibi olmalarına neden olacak. Bu noktada ulusal ekonomilerden bu dönemde artık söz edilmeye başlandığını göreceğiz. Yani her ekonomi kendi içerisinde ulusal hale dönmeye başlayacak bir periyodu yaratacak. Toplumun özellikle üst, orta ve alt sınıflarının bütününü etkileyen bir oluşum daha ortaya çıkacak bu süreçten sonra. Fiyat devrimi diyeceğiz biz bu oluşuma. Fiyat devrimi dediğimiz bu oluşumun özellikle paranın değerinin o zamana kadar görülmemiş ölçüde düşmesine yol açan bir oluşum olduğunu inceleyeceğiz. Dolayısıyla fiyat devrimiyle birlikte ekonomik anlamda yaşanan çöküşler, ulusal ekonomilerdeki bir takım gerileyişler bu noktadan itibaren dikkat çekmeye başlayacak. Evet, coğrafi keşiflerin sonuçlarına değindikten sonra bu noktada Rönesans ve reform hareketlerinden de çok kısaca söz etmemiz gerekiyor. Hepimiz biliyoruz 15. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle başta Venedik olmak üzere sevgili arkadaşlar, İtalyan kent devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında Doğu Akdeniz bölgesi içerisine başlayan bir güç mücadelesi var. Papa'nın da yönlendirmesiyle Osmanlı'ya karşı bazı İtalyan kent devletleri arasında bir dayanışmanın bu yaşanan mücadele bir dayanışma sürecinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı Papa'nın desteğiyle ve yönlendirmesiyle pek çok İtalyan kent devletinin bir araya geldiğini ve bir dayanışma içerisine girdiklerini görmekteyiz. Bu dönemin İtalya'sında özellikle Floransa'da sevgili arkadaşlar 14. yüzyıldan itibaren Orta Çağ'da yaygın hale gelen Roma Kilisesi merkezli olan bir dogmatik düşüncenin yerini yavaş yavaş dünyaya karşı yeni ve yapıcı bir yaklaşım almaya başlıyor. Bu yeni ve yapıcı yaklaşım hareketine biz Rönesans diyeceğiz. 14. yüzyıldan itibaren Orta Çağ'da yaygın hale gelen bu Roma Kilisesi'ndeki dogmatik düşüncenin yerini alacak bir düşünce tarzı bu Rönesans hareketi. Kilisenin aslında yüzyıllar boyunca yasaklamış olduğu
insanı merkeze alan, eski Yunan ve Roma düşüncesine yeniden ilgi duyulmasına anlamına gelen bir düşünce tarzı bu ve 19. yüzyıl tarihçileri tarafından kavramsallaştırılan, sanata ve bilime olan rağbeti arttıran bir hareket bu hareket. Dolayısıyla Rönesans dediğimiz hareketin aslında hem bilimsel anlamda hem sanatsal anlamda hem yeniden kurulan düzen anlamında yeni bir oluşumu ortaya çıkarttığını görmekteyiz. Rönesans'ın edebiyat alanına yansımaları arkadaşlar ve konusu insan olan bir takım beşeri bilimlere ilginin artması sonucunda hümanizmin ortaya çıktığını ve hümanist akımın bu dönemden itibaren daha da fazla taraftar toplamaya başladığını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla Rönesans hareketinin bir sonucu olarak hümanizmin artık bu çağdan itibaren yaygınlaşmaya başladığı bir dünya üzerindeki süreç yaşanacaktır. 16. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Rönesans hareketinin Avrupa'daki hızını yitirmeye başladığını görüyoruz. Bunun en temel nedeni Protestanlığın yayılmasıyla birlikte Avrupa'yı kasıp kavuran din savaşlarının doğurmuş olduğu istikrarsızlık ve kent devletlerinin artık eski önemini yitirmeleridir. Bu istikrarsızlık ve kent devletlerinin önemini yitirmesi nedeniyle Rönesans akımı Avrupa'da 16. yüzyılın ortalarına doğru hızını yitirmeye başlayacak. 15-16. yüzyıllar da Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin bizzat kilise içinden gelen dini liderler tarafından sorgulandığı ve parçalandığı bir dönem ortaya çıkacak. Kilisenin yeniden biçimlendirilmesi anlamına gelen reform adıyla adlandırılan bu hareketin arkadaşlar aslen Almanya topraklarında ortaya çıktığını biz görüyoruz. Fakat kısa süre içerisinde bütün Katolik dünyasını derinden içine alan ve sarsan bir yapıya dönüşecektir reform hareketi. Öyleyse reform, Rönesans hareketinin eş değerinde, onunla peşi sıra ortaya çıkan bir hareket ama bu hareketin özünde Rönesans'tan farklı olarak sadece kilise bazında dini bir takım değerlerin sorgulandığı, parçalandığı bir dönem ve yeniden bir yapılanmanın, yeniden bir biçimlenmenin şekil aldığı bir süreç söz konusu. Bu süreç öncelikli olarak öyleyse Almanya topraklarında başlayan bir süreç, reform hareketi, sonradan bütün dünyaya yayılan bir hareket olarak yayılıp dünya üzerinde genişleyecek bir sürecin de başlangıcı olacak. Çoğu kaynak arkadaşlar reform hareketinin başlangıcını Alman Katolik din adamı Martin Luther'in 1517 tarihinde kilisenin bazı uygulamalarını sorgulamış olduğu 95 tezinin ilan edilmesi olarak tanımlarlar. Luther'in en temel eleştirisi ve eleştiri noktası endülüjans uygulamasına karşı olmuştur. Kısa süre içerisinde Luther'in düşüncelerinin Alman coğrafyasında yayıldığını biz görüyoruz ve diğer bazı Alman prenslerinden de destek gördüğünü görmekteyiz. Luther İncil'i Almanya'ya tercüme ediyor, Almanca'ya tercüme ediyor. Batı Avrupa'da ayin dilinin Latince olarak uygulanmasına son veriyor. Luther'in bütün yaymış olduğu düşünceler sonrasında Luteryen kilisesinin dünya üzerinde yayılmasına neden olacaktır. Dolayısıyla artık reform hareketinin başlangıcı ve sonrasındaki gelişmelerde Martin Luther'in son derece önemli bir rol oynadığını, endülüjans hareketine karşı girişmiş olduğu eylemleriyle bu sürecin önemli adımlarını attığını biz görmekteyiz. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse sevgili arkadaşlar, Orta Çağ'ın bu ünite içerisinde genel olarak mirasının ne olduğunu söz ettik. Yeni çağa başlarken Avrupa'nın durumunun ve şekil itibariyle siyasi boyutuyla tabii ki nasıl olduğundan söz ettik. Bu sürece önemli bir damga vuran coğrafi keşiflerinin neler olduğundan ve sonuçlarından söz ettik. Ve nihai olarak Rönesans ve Reform hareketinin nasıl ortaya çıktığından ve nedenlerinden söz ettik. Dolayısıyla bugünkü ünitemizi bu şekliyle tamamlamış oluyoruz. Birkaç tane soru sorarak sizlere onların üzerinden giderek açıklamalarda bulunmak istiyorum. Dilerseniz o sorularımıza da bir göz atalım hep birlikte.
Birinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi lordlar ve vasalları arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler arasında yer almaz? A. Lord vasalın topraklarını yönetmesini teminat altına alır. B. Lord vasalın ölümü halinde mirasının onun ailesinden birine geçmesini sağlar. C. Vassal suç işlediğinde malları müsaade edilir. D. Vassal savaş durumunda lorda asker sağlar. E. Vassal lordun çocukları evlendiğinde vergi verir. Bunlardan hangisi lordlar ve vasallar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler arasında yer almaz diyor soru. Olumsuz bir soru arkadaşlar. Bu sorumuza yanıt olarak yanıtımızı da şöyle kısaca söyleyelim dilerseniz. Sizlerden geri dönüş almadan. Doğru cevabımız burada C şıkkı. C şıkkı olmasının nedeni aslında şöyle yeniden soruya dönerek açıklayacak olursak. Biliyorsunuz lordlar ve vasallar arasındaki hak ve yükümlülükler arasında Lord ve Vassal'ın topraklarını yönetmesini teminat altına alır. A şıkkı uygulamamız var. Slaytlarımızda incelemiştik. Lord Vassal'larının topraklarını yönetimini teminat altına alıyor. B şıkkı da mevcut. Lord Vassal'ın ölümü halinde mirasının onun ailesinden birine geçmesini de sağlıyor. D şıkkı da mevcut. Vassal savaş durumunda Lord'a asker de sağlıyor. E de yine mevcut. Lord'un çocukları evlendiğinde vergi de veriyor vasal. Fakat C'de belirtilen vasal suç işlediğinde malları müsaade edilir uygulaması bu bağlar arasında yer almıyor. Neden? Vasal suç işlediğinde malları müsaade edilmez arkadaşlar. Yani mallarına el koyulmaz. Buradaki sıralamış olduğumuz A, B, D ve E şıklarına bir doğru bilgi daha ekleyebiliriz. O da Lord esir düştüğünde fidyesini vassalı öder. Dolayısıyla fidyenin de yine vassal tarafından ödendiğini biz görmekteyiz. Öyleyse bütün bu sıralamış olduğumuz A, B, D ve E şıklarına bir de hani fidyesinin ödenmesini ilave edebiliriz ama C şıkkında yer alan müsaade edilmesi, mallarının müsaade edilmesi uygulaması söz konusu değil. Yanlış olan şık, bizim de doğru diye cevaplayacağımız şık C şıkkı. Burada sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Magna Carta Libertatum, Büyük Özgürlükler Sözleşmesi ile ilgili doğru bir söylemdir demekte bize. A. 1310 tarihinde imzalanmıştır. B. Keyfi tutuklamalar artar bu süreçte. C. Kralın yetkileri soylular ve din adamları karşısında arttırılır. D. Kanunsuz bir şekilde mallara el koyma artar. E. Yargısız ceza verilmesinin önüne geçilir. Bunlardan hangisi doğru bir söylemdir diye soruyor bize soru. Magna Carta Libertatum ile ilgili doğru bir söylemdir diye sormakta. E şıkkı sevgili arkadaşlar, E şıkkı bizim doğru olan söylemimiz. A, B, C ve D şıkları yanlış. Oradaki yanlışları bulmaya çalışalım. Şimdi 1215 tarihinde imzalanıyor Magna Carta Libertatum. 1310 tarihinde değil. Burada bir tarih hatası yapılmış. Doğrulaştıracak olursak 1215 tarihinde. B şıkkında keyfi tutuklamalar artar diyor. Keyfi tutuklamalar tam aksine azaltılması hedeflenmiş Magna Carta'yla. Keyfi tutuklamalar kralın dilediği gibi hiçbir şekilde sorgusuz sualsiz gerçekleştirdiği tutuklamaların önüne geçilmeye çalışılmış, engellenmeye çalışılmış. Buradaki yanlış o. C şıkkında kralın yetkileri soylular ve din adamları karşısında artırılır demiş. Tam aksine azaltılmaya çalışılmış. Yani soylular ve din adamları karşısında kralın yetkileri sınırlanmaya çalışılmış Magna Carta'yla. Yani sonsuz özgürlüklere aslında ulaşılmaya çalışılıyor. D şıkkında kanunsuz bir şekilde mallara el koyma artar demiş. Hayır, bunun tam aksi.
kanunsuz el koymanın yasaklandığını biz görmekteyiz. Ama E şıkkı yargısız ceza verilmesinin önüne geçilir. Evet doğru. Doğru olan söylem bu. Hatta Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden birisidir Magna Carta. Dolayısıyla yargısız suç ve ceza olmaz ilkesinin temelleri burada atılır. E şıkkı doğru olan yanıtımızdır. Diğer şıklardaki yanlışları da düzelttikten sonra umarım sorunun içeriği ve niteliği anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Buradaki doğru yanıtımız E şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sonuçlarından biri değildir diye soruyor bize. Üçüncü soru. A. Popaların Avrupa hükümdarları üzerindeki siyasi gücünün artmasına yol açtı. B. Haçlı seferleriyle doğudan aktarılan değerler Rönesans'ın doğmasına neden oldu. C. Haçlı seferleri sırasında şövalyelik bir meslek haline geldi. D. Batı Avrupa, Doğu Roma ve İslam uygarlıklarıyla tanıştı. E. Batı Avrupa'nın yüksek bilimsel ve kültürel düzeyi İslam uygarlığını etkiledi. Haçlı seferlerinin sonuçlarından biri değildir diye sormakta bize sorumuz. E şıkkı doğru olan yanıtımız. Yani aslında yanlış olan şık E şıkkı ama diğer şıklar doğru. Yanlış olan şıkkımız E şıkkı ama bizim doğru olarak söylememiz gereken yanıt E. Bizim doğru olarak söylememiz gereken yanıt E şıkkı. Dolayısıyla arkadaşlar A, B, C ve D şıklarının hepsi tamamı Haçlı seferlerinin sonuçlarıdır. E şıkkının Batı Avrupa'nın yüksek bilimsel ve kültürel düzeyi İslam uygarlığını etkilemiştir dediğimiz şıkkın bizim açımızdan yanlış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da sorularımızda özellikle olumlu ve olumsuz noktalara dikkat ederek soruları yanıtlamakta fayda var. Sınavlarda da keza bunlara dikkat etmekte fayda var. Soru cevap ünitesinde de birlikte yine bazı şeyleri inceleme şansımız olacak. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Haftaya görüşmek üzere aynı gün ve saatte. Hoşça kalın. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler. Çok sağ olun. Sizlere de iyi günler çocuklar.